kendim yapıyorum, oturuyorum, yiyorum. Ya o zaman biz aç kalırız demek ki. Ama şimdi şöyle tamam da, hani bir tuz getir. Tamam da yani sonuçta ben annemler bile söylerken bunu şey istemiyorum yani. Hani ben böyle bir kişi değilim, tek tek söyle. Ama yağ getir, tuz getir. O yok. Ne tuz nerede? Bak orada. Kırmızı başlıklı olan. Sakın unutma ha, canım benim. Ütopya'da ikinci gün gergin başladı. Ütopyalıların ideallerine giden yolda paraya ihtiyaçları olacak. Bu sorunun farkındalar ve hepsinin farklı fikirleri var. Peki nasıl para kazanacaklar? Biraz el becerisi, biraz işte koordinasyon, biraz fiziksel enerji vesaire gibi. Bu tür şeyleri insanlar aktivite yapmaya gelirler. Aktivitesini yaptıktan sonra onlara güzel bir ikram sunulur. İşte giderler abi, 3 saate böleriz onu. Gezdirilir. Ya şimdi mesela... Aklı geldikçe yazmıyoruz. Yazalım abi, Ütopya turu... Yerinde unutulur. Ütopya turu. Zaten ilk paralı alıp kazanacağımız yer orası abi. Ütopya turu. İğneyi satsak mı? Herkese, evet. Bence de yani. Çok mantıklı. Mesela... 5.000 çok az. Abi insanları... 5.000, 10.000 ya. Buradaki 5.000 çok az bize geliyor. İnsanları çok içeri. 15.000 lira çok iyi para olur. Mesela en baştan başlayalım. Başta bir tane. Arda'nın para kazanmak için radikal bir fikri var. Özlem. Bu organik market. İneğin birini satsak, iğneyi satalım mı diyoruz? 10 bin lira iğneyin tanesi. Ya aynen, ben de o fikre katılıyorum. Ya inciliyor çürükle zaten. Ben de o fikirden yanayım. Peki bir şey soracağım. Peki bir şey soracağım. İneğin birini satarsak öbürünü yaşayabiliyor mu? Yaşa. Ya saç. Çok sevmiyorsa diye. Yani üretim kazanmayı deli de satıp mı para? Yani böyle saçma geldi. Neyse bunları konuşuruz. Aklımıza geldikçe konuşuruz. İnek kaç kilo süt veriyor? 4 kilo süt. Etmez. Eder mi ya? 20 bin. Bir inek 10 bin. 10 kesin var. 10 kesin. Peki 10 bin lira. Tabii. Koyup 9 lira. Kurban fiyatları sen... 25 bin lira eder mi ya? Hazıra bağlayamaz abla. 25 bin lira eder mi inek ya? Bir kilo satar mı abla? Eder mi ya? Bahçe arazi satılır mı hiç böyle şeyler? Bir tane inek sen yeter. Ya sütün para kazanacak. Peynir alırız dışarıdan ya. Zaten alabiliriz. Sütün kilosu ne kadar abi? Yani o iş mantıklı da. Hazırız ya, peynir alırız. Ve bir şey söyleyeceğim. Doğru söylüyorsun. Aslında para var. En yani zor bir atıyorum. Abi baktık. Abi altın veriyorsun. Bir şey şey koy. Aynen bravo. Buzdururuz gibi. Abi şöyle bir şey var. İneğin etinden faydalanamıyorsun. Hayır. Bir tek sütü. İnekle çocuklar. Ben uğraşacağımda 3 tane. Bitti alabilirsiniz. Birer saniye alabilirsiniz. Birer saniye. Evet, 3-4 saat başka bir şeye çalışarak para kazanabilir. Ama şöyle mesela o... Abi inek getirdiğinden çok götürüyor yani o... Evet. Bakımı, evet, süt taşıyorsun, samanı, balyası falan. Normal. En azından bire indirelim. Hadi gel zaten. İnek gitsin, tavuk alırız. Çok ucuz. Değil mi? Çok teşekkür ederiz, ellerinize sağlık. Abi onu biz... Alabilir miyiz? Nasıl? Sıradan bir adama satmayız onu. Onu biraz burada tutalım, o bir yani... Ya tutmaktan kasıt şu, vakit çok gidiyor ona. Yani mesela 3 saat... Özlem Hanım! Süt de temizlemekten 3 saat kasa yapar. Özlem Hanım! Çok hadi gelin soğumadan. 2 kilo sütten. Ya onunla ilgilenmeyi isteyecek kişiler vardır, bir süreliğine bile olsa. Ya benim... Çiftliği olan bir adam çocuğunu alır. Ya yani. Öyle ama benim sizi yani... biraz bekleyin. En büyük şeyim... Ödülen... Hayvanları elimizde mümkün olduğu kadar... Yavaş et. Korku yokmuş bu arada. Peki yani, baştan çok para kazanmak evet, için mi? Evet, hayvanlar kalsın abi. Bir tane mi?